İzmir'in Bayraklı ilçesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği Emrah Apartmanı'nda 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı. 58 saat enkaz altında kalan Hataylı İdil Şirin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emrah Apartmanı'ndan ses duyan ekipler hummalı çalışmayla yaklaşık 3 saat sonunda İdil'e ulaştı. İdil'e ulaşan itfaiye ekiplerinin anlattıkları ise yürekleri dağladı. İdil kardeşi İpek'ten uzun süre ses aldığını ama sonradan bir daha ses alamadığını söyledi. İpek'in hayatını kaybettiği öğrenildi. İdil'in sırt üstü durduğunu, tek kişilik bir çekyatı ayağının sıkıştığını gören kurtarma ekipleri kardeşini ise tam yanında oturur vaziyette buldu. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde çalışan Hasan Alacay'la göz göze gelen İdil, kardeşinden ses alamadığını Alacay'a söyledi. Ardındansa itfaiye erinden su istedi. Çalışmalara katılan ve İdil'e yaklaşık 3 saat boyunca yanında durarak konuşan Balıkesir İtfaiye ve Arama Kurtarma Ekibi Grup Amiri Bahadır Kuş ise İdil'i uyutmamak için uzun çaba sarf etti. Kuş, İdil'le 3 saat boyunca tünelde kaldı. İdil'i enkazdan çıkaran Kuş daha sonra baygınlık geçirdi. Uzun süre baş aşağı durarak konuşan Kuş, ekiplerin yardımıyla enkaz alanından çıkarıldı. İdil'le göz göze gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde çalışan Hasan Alaca'nın anlattıkları ise yürekleri dağladı. Alaca, enkazda çalışma yaparken canlı bir ses duyduk. İdil'le göz göze geldik. Enkazı biraz ayıkladıktan sonra çocuğun gayet sağlığı yerindeydi. Adını sordum, yaşını sordum, hepsini söyledi. Bizden bir isteğiniz var mı diye sorduğumda ben susadım, su istiyorum dedi. Sağlık durumu nedeniyle su veremedik. Müdahale ederek uzun bir çalışmanın ardından İdil'i bulunduğu yerden çıkardık, dedi. Alaca İdil'i sağ görünce şok olduğunu söyleyerek, İdil'i ilk gördüğümde şok oldum. 58 saat sonra bir canlının çıkması gerçekten heyecanlı bir andı. Yaklaşık 3 saat kurtarma çalışması sürdü. Sadece ayağını çekyat sıkıştırmış, ayağı sıkışıktı, ezik ya da zedelenme yoktu ilk baktığımızda, dedi. İdil'in hemen yanı başında kardeşi İpek'in olduğunu anlatan Alaca, İdil, kardeşim var, öldü, dedi. Kardeşiyle yan yanalardı. Kardeşi öldüğünde onu izlemiş. İdil sırt üstü yatıyordu. Sol tarafında kardeşi İpek oturur vaziyetteydi. İdil, kardeşim yaşıyordu ama son zamanlarda ses gelmiyordu, dedi bize. İdil'in, itfaiye amca, kardeşim öldü, demesi yüreklerimizi sızlattı.